Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Ancak bu seçimler öncesinde seçim güvenliğini tehdit altına alan önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin başında sayıları daha ne kadar olduğu belli olmayan ama 1 milyonu aşacağı tahmin edilen ithal seçmen geliyor. Yani Türkiye'de geçici sığınmacıyken vatandaşlık alan Suriyeliler, vatandaşlık verilen Kuveytliler, Libyalılar, Mısırlılar, bunların sayılarıyla ilgili yapmış olduğumuz en son çalışmada 500 bini çoktan aştıkları görülüyordu. Ve seçimin güvenliğini tehdit eden bu gelişmeye şimdi ne yazık ki 10 ilimizde yaşanan ve ağır tahribata yol açan deprem neticesinde ortaya çıkan nüfus hareketi de eklendi. Ve birçok insan Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Adıyaman'dan seçmen oldukları yerlerden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Tabii onlar oradan uzaklaşmak zorunda kaldılar ama seçim kütüklerinde durumun nasıl geliştiği ile ilgili henüz ortada net bir ortaya konulan net bir durum yok. Bu da seçim güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere yol açabilir. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak seçimlerde bir süre önce kaldırılan mavi boyanın tekrar devreye sokulmasını istiyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz çağrıya YSK'dan bunun için yasa gerekir şeklinde bir cevap geldi. Aslında YSK'nın görevi seçim güvenliğini sağlamak. Bir yüksek yargı olan organı olarak bu konuda yasaya gerek kalmadan da bakın yasaya gerek kalmadan da düzenleme yapılabilir. Birçok yetkin hukukçunun bu konuda yapmış olduğu açıklamalar var. Ancak şunu hatırlatalım. Bugün yasa gerekir diyen Yüksek Seçim Kurulu referandumda anayasanın emrini çiğneyerek ve kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine koyarak mühürsüz 2,5 milyon oyu geçerli kabul etmişti. O zaman yasa aramayan, anayasayı çiğneyen YSK şimdi mi yasalara çok uyar hale geldi? Mesele seçimin güvenliğini sağlamakken ve bunun için ortada talep varken YSK bu talebi karşılamak konusunda neden gereken inisiyatifi almıyor da seçimi güvensizleştirecek bir sürece ön ayak oluyor? Bunu anlamıyoruz. Ya da İstanbul'da aynı zarftan çıkan 4 pusuladan birisini iptal edip diğer 3'ünü kabul eden bu YSK değil mi? Seçmen hangi Yüksek Seçim Kurulu'na güvenecek? Doğrusu biz mavi boya tekrar bu seçimlerde kullanılana kadar ve ithal seçmenle ilgili gerçek sayılar Türk halkına Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanana kadar her gün buradayız. Bugün Zafer Partisi olarak buradayız. Yarından sonra İttifak üyelerinin katılımıyla burada olacağız.